Sevgili Lost Ark severler, hepiniz hoş geldiniz. Şu an tekrardan bir Abyss Dungeon videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar, şu an anlatacağım Abyss Dungeon Tier 3'ün 1325 bandına geldiğinizde gireceğiniz ilk Abyss Dungeon. Arkadaşlar, birazcık hastayım, o yüzden hem videoyu çok uzun tutmayacağım hem de elimden geleni yapmaya çalışacağım sizin için. Umarım izlerken size yardımcı olur ve her zamanki gibi videolarım işinize yarıyorsa kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalına gelmeyi unutmayın. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle arkadaşlar, videoya ufak bir yorum eklemek istiyorum. Yani kendi yaptığım sıradaki yaşadıklarımdan biri ufak info eklemek istiyorum, yorum eklemek istiyorum. Bu bosslar gerçekten çok zor değildi arkadaşlar. Yapması kolay ama ufak tefek de olsa dikkat etmeniz gereken şeyler var. Ve ikinci boss, özellikle ikinci boss bayağı bir beyninizi bulandıracak bir boss ama gerçekten gene zor bir boss değildi. Find Party'den girin bence. Güzel bir takım oluşturarak girin. Çünkü ilk takımımızda iki tane paladin vardı ve iki paladin olması hasarın çıkmamasına sebep oldu. Bu yüzden yeniden girmek zorunda kaldık. Matchmaking'den değil de Find Party'den girmenizi açıkçası tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, oyuna girdiğimizde, dungeon'a girdiğimizde Frenzied Sisera gibi bir boss, isimli bir boss bizi karşılıyor. Bu boss arkadaşlar çok güçlü bir boss değil aslında. Yani kolaylıkla kesilebiliyor, ancak bu boss'un şöyle bir özelliği var. Bu boss her immun olduğunda, altta görmüş olduğunuz immunity bar her bittiğinde görmüş olduğunuz buff'ı alıyor ve hasar artıyor. İlk başta yediğiniz skill'ler, kolaylıkla kafa attığınız skill'ler bir anda sizi çok zor duruma sokabiliyor. Bu boss'ta en dikkat etmeniz gereken skill şu arkadaşlar. Şimdi bu videoyu iki kere koyacağım buraya şarj anlamanız için. Bakın, küçük bir şarj alacak ve küçük bir şarj aldıktan sonra arkadaşlar etrafında dönmeye başlıyor. Şarjını aldı ve dönmeye başladı. Arkadaşlar, bu herkese neredeyse tek atıyor. Takımdaki İki kişi öldü ve bizim de canlarımızı görüyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir diğer skill ise arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gürzünü salladığında dört köşeye vuruyor ve ön tarafına büyük bir alan hasarı çıkarıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor, çünkü dediğim gibi bir süre sonra sizi sıkıntıya sokabilir bu skill. Her immun olduğunda hasar arttığı için fazla fazla vurmaya başlıyor ve o skill'ler artık tek atacak duruma geliyor. Yani sonlara doğru hızlı bir şekilde kesmek zorunda kalacaksınız. En önemli mekaniklerinden, yani tek önemli mekaniği burada görmüş olduğunuz grab skill arkadaşlar. Şu an grab skill'i gelecek. Bunun da nereden geldiğini anlamanız için küçük bir info bırakacağım. Bu geldiği zaman altta görmüş olduğunuz stagger bandını kırmanız gerekiyor. Bu stagger bandını kıramazsanız team wipe atıyor arkadaşlar. Team wipe atarsa zaten hepiniz öldüğünüz için tekrar girmeniz gerekiyor. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Ve ikinci boss'umuza geliyoruz arkadaşlar. İkinci boss'umuz gerçekten sakat. Yani böyle uzak doğuda genelde yapılan TV programları var ya, oradaki elemanlar gibi bir şey, böyle bir palyaço geliyor. Zaten Tier 3'e gelen arkadaşlar bunu hikayede de görmüştü. Bunun skill'lerinden kaçın arkadaşlar. Skill'lerinden kesinlikle kaçmak zorundasınız. 17. phase'e geldiğinde sizi böyle bir yer alıyor. Beyniniz bulanıyor burada. Her şey çok karmaşık geliyor. Bakın, bütün skill'ler neredeyse kafa atıyorsunuz. Birkaç kere yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Yapın. Ancak burada skill'lere dikkat edin. Ve bunu yaparken de hipnoz olmamaya, böyle dalıp gitmemeye dikkat edin. Çünkü gerçekten sıkıntılı. Attığı skill'lerin çoğu çok fazla hasar vuruyor. Ölümünüze sebep olabilir. Ve bu normal olanın daha. Bunun bir de zor olanı olacak. Zor olanında da mekanikler değişmiyor diyebiliyorum ama her türlü sıkıntı. Şimdi böyle bir mekaniğimiz var. Burada gelen tuşları hızlıca basarsanız kurtuluyorsunuz ve daha önce böyle kelime oyunları falan vardı. Onlarda da böyle şeyler vardı, mekanikler. Hızlıca gelen harfleri yazıp boss'u düşürebilirsiniz ya da o alanı, atacağı alan hasarından kurtulup çıkabilirsiniz. Kendi standınızı kendiniz bozuyorsunuz.
Daha sonra boss ortaya geçiyor arkadaşlar ve boss ortaya geçtiğinde etrafta toplar çıkıyor. Bu topları kesmemiz gerekiyor. Çünkü bu da onun hasarını arttırıyor. Etrafta ne kadar çok top varsa hasarını arttırıyor ve size daha çok vurmasını sağlıyor. Bir de şöyle bir info vermek istiyorum bu boss hakkında. Arkadaşlar bu boss'un hareketlerine çok dikkat edin. Çünkü tam bir gerçekten dalga geçmek için yapılmış bir karakter. İleriye doğru mesela skill atacakmış gibi gösteriyor. Bir de altına atacakmış gibi gösteriyor. İleridekini dodge'luyorsunuz. Altında patlatıyor ve size gülüyor falan. Sonra bir tane yeteneği var mesela. Şu an bize yapmadı, görmedim ama araştırdığım kaynaklarda gördüm bunu. Mesela şu an yaptığı skill arkadaşlar. Tekrar hemen geri sarıyorum. Daha doğrusu ellerini birleştiriyor belinde ve o birleştirmeden sonra saçma salak bir duvardan skill çıkıyor. Bu küçük hareketler arkadaşlar boss'un yeteneklerini belli ediyor açıkçası. O yüzden dikkat edin. Bir de bu hula hoplar var. Hula hoplarda görüyorsunuz. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu boss'un bütün yeteneklerine açıkçası dikkat etmeniz gerekiyor. Elinizden geldiğince yeteneklerden kaçın o yüzden arkadaşlar. Çok zor değildi. Gerçekten zor değildi diğerleri kadar. Absürt bir mekaniği de yok. Sadece dodge'lamanız gerekiyor. Çünkü çok vuruyor. Yani bakın mesela özellikle bu skill arkadaşlar. Counter atabileceğiniz bir skill ama isterseniz atıp deneyin bir. Counter atabiliyor musunuz ya da atamazsanız ne oluyor? Bir görün. Tek atıyor arkadaşlar. O yüzden yapmayın. 6. phase'e geldiğimiz zaman arkadaşlar bizi dışarı atıyor. Tekrardan dışarı çıkıyoruz ormanlık yere. Birkaç işte izlediğim videoda dışarı atmadıklarını da gördüm ama biz iki kere denedik ve ikisinde de attı bize. Şimdi burada karakterin bir yeteneği var arkadaşlar. Şöyle ekranda kalpler çıkıyor. Bakın Striker boşta ve Paladin'i kurtarıyor. Bu alandan çıkarıyor. Daha önce gördüğümüz bir mekanik. Daha sonra istedi arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Önce 3 kişi stun yiyor. Daha sonra o 3 kişi kurtuluyor ve stun yemeyen kişi yani donmayan kişi donuyor, 3'e 1 kalıyorsunuz. Ancak bu sefer o kişiye hasar çıkarmanız gerekiyor. Normalde 1 1 vurup açıyorduk ya onu. Tek kişi donduğu zaman 1 1 vurup açamıyoruz maalesef ve o kişi için ekstra olarak skill ya skill damage çıkarmamız lazım. O damage'i de çıkarabilmek için hızlı bir şekilde davranın yoksa tek yiyor arkadaşlar haberiniz olsun. Dediğim gibi boss çok fazla vuruyor. Tüm skill'lere dikkat edin. Umarım az çok yardımcı olmuştur. Dediğim gibi çok fazla mekaniği var. Aslında mekaniği değil, çok fazla skill bandı var, çok fazla skill atıyor. Skill'lerden kaçmak zor değil. Gerçekten yemediğiniz sürece bu boss'u yapamazsınız diyemem arkadaşlar. Yapabilirsiniz çünkü gerçekten skill'leri yemediğiniz sürece yapabiliyorsunuz. Biraz fokuslanmanız yeterli olacaktır. Umarım elimden geldiğince yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize şimdilik iyi bakın. When we fell.